biraz üzüldük. Hafiften belki de acaba ne oluyor dedik. Ama bu Senaz Sürmeneli dedi ki bir dakika sakin olun. Ben buradayım dedi. Problem yok, sıkıntı yok dedi. Trabzonlular çok kullanır, sıkıntı yok derler. Aynen öyle. Trabzonlular sıkıntı yok derler. Sıkıntı yok dedi, ben buradayım dedi. Ve ardından da çıktı ve rakibini mağlup etti. İkinci roundda ve üçüncü roundda muhteşem performansıyla Çinli Gu Hank'ı mağlup etmeyi başardı. Ve şimdi işte madalya töreni yapılacak. Biraz önce 24 Temmuz'da başlayan boks heyecanında rakiplerine boks dersi verdiği o ringde şimdi altın madalyasını boynuna takacak. Busenaz Sürmeneli. 1998 Bursa doğumlu, aslen Trabzonlu. Trabzonspor'da boks yapıyor. Tabii bu arada Busenaz Çakıroğlu Fenerbahçe kulübüne adına bir madalya. Kulübe adına değil, bu bir milli olay da olsa Fenerbahçeli bir sporcunun madalya kazandığını söyleyelim. Fenerbahçeliler de buradan tabii ki kendi sporcuları kazandığı için seviniyor. Diğer tarafta da Busenaz Sürmeneli. O da Trabzonspor adına, ki Trabzonspor'un da bu olimpiyatlardaki ilk madalyası oluyor aynı zamanda. Buradan Trabzonspor kulübünü de kutlayalım. Başkan Ahmet Ağoğlu ve tüm emeği geçenlere ve Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi diğer tüm takımların da amatör branşlara daha fazla yer vermesi gerektiğini de buradan vurgulayalım. Bir parantez açalım. Bu kulüplerde bu sporcular ancak böyle büyük kulüplerin desteğiyle çok daha büyük başarılar elde edebilirler. O yüzden boks özelinde, bu iki madalya özelinde Fenerbahçe'yi ve Trabzonspor kulüplerini de ayrıyetten kutluyorum. Evet, Busenaz Sürmeneli düşünün, gencecik bir kız, hatta çocuk yaş, evinin önünde bisiklete biniyor, ardından erkeklerle futbol oynuyor ve şimdiki hocası Cahit Süme, onun da gerçekten çok çok kutluyorum. Sürekli yazıştık, sürekli Tokyo'da haberleştik kendisiyle ve onu görüyor. Bisiklete binmesi, bisiklete binerken işte bisikletin önünü havaya kaldırması, futbol oynarken oradaki birçok erkekten daha iyi futbol oynaması ve Cahit Süme hemen harekete geçiyor, ailesiyle görüşüyor ve ardından, o olayın ardından tam 13 sene geçiyor sevgili izleyiciler. O 13 senenin ardından bugün o Busenaz Sürmeneli işte biraz sonra altın madalyasını boynuna takacak. Kolay değil. 13 sene. Ve o 13 sene içerisinde yaşadıklarını da geçtiğimiz günlerde anlatmıştı. Neler yaşadığını, nasıl sıkıntılar yaşadığını anlatmıştı gerçekten. Boksa başlayalı 13 yıl oldu diyordu. Hocam Cahit Süme ilk başladığımdan bu yana olimpiyat madalyası hayalleriyle yetiştirdi beni. Geldiğimiz bu noktaya kadar birçok kez dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandım. Ama hep olimpiyat madalyası hayaliyle yaşadığım için bunun heyecanını, duygularını da tatmak istiyorum. Nasıl birisi olduğunu, bu duyguları yaşadığımda nasıl bir tepkimin olacağına dair merakım var diyordu. Çok çalıştım, çok zorluklar yaşadım, sakatlıklar yaşadım. Ama her şeye rağmen kazandım diyordu bugünlere kadar. Cahit Süme ise sporcu olarak Avrupa, dünya şampiyonalarından madalya kazanmış, olimpiyat oynamış bir sporculuk hayatım oldu diyor. Fakat bu denli büyük başarıları sporculuk döneminde maalesef o günkü şartlardan ötürü yakalayamadım diyor. Busenaz Sürmeneli 13 yıldır bir gün dahi ayrılmadık. Sürekli inandık, çalıştık, olimpiyat heyecanını, motivasyonunu birlikte yaşadık ve buralara geldik, finale geldik diyordu. Ardından da işte bugün altın madalya Busenaz Sürmeneli. İşte Busenaz
görüntüde biraz sonra altın madalyasını boynuna takacak. Müthiş, gerçekten müthiş bir an. Bronz madalyalar önce sahiplerini bulacak. Birleşik Devletler'den Jones, O'Shea, finale çıkan Çin Halk Cumhuriyeti'nden Wu Hanga 4-1 mağlup olmuştu. Bronz madalya hakkı kazandı. Bronz madalyayı alan diğer sporcuysa Buse'na Sürmeni'nin, hatırlayacaksınız, yarı finalde ders verdiği Lovlina Borgohain bronz madalyayı alacak. Diğer isim. Evet, Hindistan'dan Lovlina Borgohain ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Jones O'Shea. Amerikalı boksör ve Hintli boksörler şu anda bronz madalyalarını alıyorlar. Lovlina Buse'naz Sürmeneli'nin yarı finalde yendiği ve Çinli'nin de yendiği Amerikalı. Evet, gümüş madalya Gu Hang. O da gümüş madalyada kalıyor. 32 yaşında, 2018 Dünya Şampiyonası ikincisi, 2019 Asya Şampiyonu, boksa 2012 yılında başlamış. Ve işte gümüş madalyasını aldı, boynuna takıyor. Ve artık kürsü sırası bizde. Kürsü sırası Buse'naz Sürmeneli'de. Altın madalya. Olimpiyatlarda altın madalya. Olimpiyat şampiyonu. Şimdi anons yapılıyor. Olimpiyat şampiyonu, altın madalya, Buse'naz Sürmeneli geliyor. Buse'naz Sürmeneli, olimpiyat şampiyonu, altın madalya, Buse'naz Sürmeneli'nin olimpiyat şampiyonu. Defalarca söyleyebilirim, olimpiyat şampiyonu Buse'naz Sürmeneli. Ne kadar gurur duysak az. Helal olsun sana Buse'naz Sürmeneli. Ve İstiklal Marşımız. Gururla söyledik. Tokyo'da ikinci kez İstiklal Marşı.
karşımız. İkinci altın madalya Buse Naz Sürmeneli'den geliyor. Gerçekten de hepimize büyük bir gurur yaşattığın için sana ne kadar teşekkür etsek az. Seninle tüm Türkiye gurur duyuyor. Helal olsun sana Buse Naz Sürmeneli. İşte altın madalyalı olimpiyat şampiyonu Buse Naz Sürmeneli. Ve kırmızı beyaz Türkiye sesleri. Evet, Sayın Bakanımız da orada. Ve işte bu mutluluğu, bu coşkuyu kırmızı beyaz en büyük Türkiye sesleriyle haykırıyorlar tüm dünyaya. Evet, Buse Naz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu, 5 Avrupa, 3 dünya şampiyonluğunun yanına en üstüne olimpiyat şampiyonluğunu da ekliyor Buse Naz Sürmeneli. O madalya gelecek demişti. Bir ölürüz, 1000 diriliriz demişti. Dediği gibi oldu. O madalya geliyor. O madalya Türkiye'ye geliyor. İşte Buse Naz Sürmeneli. Altın madalya. Bekle, getirdik. Bekle, gelecek dedik, getirdik diyor. Helal olsun sana. Evet, Buse Naz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu oldu. Tüm gözler onun üzerinde. Aldık diyor. Bu ülkeye yeni bir gurur yaşattı. Tarihe geçti. Ve altın madalyayla da o tarihi anı taçlandırdı. Şu anda Kokikan Arena